Evet Zafer Efendi. Ben hala bu sevdayı desteklerim diyorsan hayırlı uğurlu olsun. Oldu olacak. İç güveysi alalım da birlikte oturalım bari. Vallahi aldığı maaş kendini idare eder de sana bir hayrı olmaz. Ne bu? Düğün hediyesi mi? Ben seni bir anlaşma yapmak için çağırdım. Artık bu evlilik ne benim ne de senin çıkarına. Hayatım boyunca bir arada göremeyeceğim bir teklif sunuyorum sana. Eğer bu evliliğe engel olursan bu para senin. Çocuklar birbirlerini seviyorlar. Hem Umut altın gibi bir kızdır. Sen nesini beğenmiyorsun kızımın anlamadım yani. Ayrıca ben nasıl ayıracağım ki onları? Umut beni dinlemez. Benim Umut'a bir lafım yok. Allah senin gibi bir babayla onun yardımcısı olsun. Benim neyi istemediğimi sen çok iyi biliyorsun. Bak Zafer Efendi, seninle burada oturup uzun uzun sohbet edecek değil. İyice düşün taşı. Bu anlaşmayı kabul etmezsen artık benden 5 kuruş bile koparamazsın. Ya bu evliliğe engel olursun ya da dımdızlak bir ozanı kendine damat olarak alırsın. Senin gibi bir kayınpeder olacağına evlenmesin daha iyi be. Güzel. Sonunda seninle anlaşacağımız bir şey bulduk. Yapabilecek misin? Ya Ragıp Bey, şimdi sen yapınca çocuğun için, ben yapınca ahlaksızlık. İkimizin de mücadelesi birken seni benden ahlaklı kılan ne Allah aşkına? Bunu seninle tartışmayacağım. Çıkabilirsin. Yalnız bundan sonra biraz daha saygılı ve ölçülü olalım. Ben senin getir götürcün değilim. Bu işi sırf kızım sizin elinizde daha fazla ezilmesin, benim gördüğüm muameleyi görmesin diye yapıyorum. Altını çizeyim Ragıp Bey. Parayı da onun hayatını yeniden korumak için alıyorum. Hayırlı günler. Bunun için benim şimdi bilgisayara bakmam lazım. Aklımda değil şu an. Acil mi lazım sana bu? Yok efendim, yarının planını yapıyordum da o yüzden sordum. Gün içinde bilgilendirirseniz tamamdır. Burada bulacağımı söylediler, gitmeden seni bir göreyim dedim. Ne oldu, sen de mi karşı çıkacaksın? Bak benim bu evliliği sürdürmek için kimsenin onayına ihtiyacım yok, anladın mı? Dur be oğlum, celallenme ya. Ben seni merak ettim. Neyi mi merak ettin ya sen benim? Neyi mi merak ettin? Bak, sen beni sevsen de sevmesen de bugüne bugün müstakbel kayınpederin sayılırım. Bırak da iki kelam edeyim ya. Hem böyle ulu orta konuşmasak, odana çıksak bu konu beni de ilgilendirir. Evet. Canan Hanım bunu size vermemi istedi. O işlerle Belgin ilgileniyor. Onu götür lütfen. Duygucuğum, duyduklarımız doğru mu? Ay boyunca inanmamıştık. Nereden çıktı böyle? Ayrılıyor musunuz? Çok üzüldüm. Ne diyeyim, hayırlısı olsun. Üzülecek bir şey yok. Sağ ol. Hadi ama abartmayın canım. Daha iyi bir iş buldum. Burada sürmek de iyidir. Belgin Hanım, şunu Duygu Hanım yolladı. Sağ ol. Ya sen ne illet, ne garip, ne iğrenç bir makinesin ya. Rüzgar. Efendim? Duygu gidiyormuş, biliyor musun? Ne?
Ya işten ayrılıyormuş. Ben de bir şey soramadım ki. Acaba benim yüzümden mi? Ya yok canım. Ne alakası var? Niye senin yüzünden olsun? Ya şu okul meselesinden çok bozuldu ya. Hani Hakan Bey'den bir ton fırça yedi. O yüzden olabilir mi? Yok, hayır. Biz onu hallettik. Yani abim Duygu'dan özür diledi falan filan bir şeyler yaptık. Zaten ona takılmaz o. Kız artık illallah etmiştir. Yani abimle çalışmak kolay değil biliyorsun. Rüzgar, sen de abini canavar yaptın ama. Adamın bir aksiliğini görmedik ki. Hatta sen okul meselesinde bu kadar öldün öldün dirildin. Bak ne oldu? Bence haksızlık ediyorsun. Sen onun eşref saatine denk geldin canım. Geçti. Ne dedi Ozan? Bastı imzayı, çarptı kapıyı, gitti. Zafer ne yaptı? Ne yapacak, sana dediğimi yaptı. Ne dedi biliyor musun? İkimiz de evlat için uğraşıyorsak, senin benden farkın ne dedi? Yani ben para verdiğim için mi ahlaklıymışım? Yüzsüz, haysiyetsiz adam. Aman sen de takıldım deme sakın şuna. Takıldım ne demek ya? Ha? Takıldım ne demek? İçime oturdu, içime. Kafamı işe filan veremiyorum. Adam haksız mı? Ya ne farkım kaldı benim o... Ha? Ya biz resmen oğlanın kaderiyle oynuyoruz. Öfkeyle kalkıp bir hata mı yapıyoruz yoksa? Biz en doğrusunu yapıyoruz hayatım. Hayat boyu o ipe sapa gelmez aileyle acı çekip de ah vah edeceğine. Bırak şimdi biraz daha alsın. Ne var bunda canım? Yani bunlar da Leyla ile Mecnun değil ya. Bir seneye kalmaz unutur. Bir sene bile sürmez, görürsün bak. Çağımızda her şey ışık hızıyla geçiyor. Sen de gereksiz yere büyütüyorsun oğlumuzun hevesini. Vallahi burası ya da başka bir yer bana fark etmez. Ben çalışırım. Rahat rahat da paramı kazanırım. Ve biliyor musun, ben Umut'un da bunu problem etmeyeceğini biliyorum. Ve yani bunu dert eden sizler için de bir şey yapamayacağım, kusura bakmayın. Ya arkadaş, ne babana ne sana derdimi anlatamadım bir türlü ya. Ulan ne çileli başım varmış benim be. Ben o evde 5 çocuk bakıyorum. 5 çocuk. Tok açın halinden anlamaz tabii. Sen cebinde 5 para olmaması ne demek? Günlerce çorbaya, makarnaya talim etmek ne demek? Çocukların televizyonda gördüğü her naneyi isterken... ...o bol sucuklu yumurtalı reklamlar ağız sulandırırken... Sabahları bir peynir olsun önlerine koyamamak ne demek? Sen bunları biliyor musun, ha? Öteki ihtiyaçlarını saymıyorum bile. Peki bir şey soracağım. Biz şu an neyi tartışıyoruz? Açlık sofuluğu bozar diyorum. Sen böyle sallıyorsun şimdi işkembeyi Kübra'dan. Attın imzayı havalı havalı, çektin gittin. Ama bir düşün. Altında araban olmadan, cebinde... ...limitsiz harcayacağın kartın olmadan ne kadar dayanacaksın? Bizi ve Umut'u boş ver. Biz içine doğmuşuz yoksulluğun zaten. Ama sen o kuru maaşla bir evi geçindirebilecek misin? Bütün bu zorluklara katlanabilecek misin? Bizden önce sen kendine bir bak. Ben boşuna mı okudum? Boşuna mı yüksek yapıyorum, burada ırgat gibi çalışıyorum, hı? Ben yerimde saymam. Bugün değilse bir süre sonra. Ama benim korkum yok, anladın mı? Benim korkum yok. Bütün bunları Umut'a anlatmayı düşünmüyorsun herhalde. Bilecek tabii ki. Tabii ki bilecek. Bizim aramızda öyle katı külliler yok. O zaman Umut hayatta evlenme seninle, hayatta. Şimdi izin verirseniz Zafer Bey, benim biraz işlerim var. Lütfen, ben Umut'la çözerim bu problemleri. Oğlum bak, ben seni düşündüğüm için bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ya. Para kısmını Umut'un dert etmeyeceğini ben de biliyorum. Ama ya ailenden yediğin veto? Benim tanıdığım Umut
vicdan yapar. Aşkından geberse bile senin ailenden veto yemene gönlü razı olmaz. O yüzden bir daha düşün derim ben. Ha? Görüşürüz. Akıp Bey nerede? İmalatta. Sen dediğin gibi yap, sorun olursa çözeriz. Baba! Sen ne bu saçmalık ya? Odada konuşalım. Eğer odada konuşmak isteseydin Zafer'in arkasından kaçar gibi öyle kendini dışarı atmazdın. Sesini alçalt biraz. Baba, Zafer'in burada işi ne? Ya Zafer'in burada işi ne? Sen beni onun yanında küçük düşürdün. Niçin? Niye baba, eline ne geçti? Ben 5 kuruş parasız kalacağım. Zafer de beni damat olarak istemeyecek. Bu iş burada bitecek. Bu değil mi? Biz çünkü çok takıyorduk Zafer'i. Ne güzel çözmüşsün kayınpederini. Çalışanların yanında bana sesini yükseltme. Yoksa seninle başka türlü konuşacağım. Burası iş yeri. Babanı çöptüğü değil. Evet. Artık değil. Gel. Veda vakti. Böyle olduğu için çok üzgünüm, biliyorsun değil mi? Ben de. Ama yapacak bir şey yok. Her şey için çok teşekkür ederim. Burada geçirdiğim her anın benim için çok kıymetli. Ben çok teşekkür ederim. Bu şirkete kattıkların çok değerli. Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama dostluğum bende hep özel kalacak. Duygu. Seni üzdüğüm için gerçekten çok özür dilerim. Her sabah kalktığımda dönüp geçmişi tarıyorum. Yaptıklarıma bakıyorum. Yapmamış olmayı dilediğim o kadar çok şey var ki. Ama hepsi geçti gitti. Geri döndüremem. Benim için dostluğun her zaman baki. Bir önemi varsa tabii senin için. Var. Olmaz mı? Çok dalmadan gideyim ben artık. Hoşça kal. Ben seni yolcu edeyim. Gidip biraz kafa mafa dinleseydin. Ya ne böyle alelacele, neye koşturuyorsun yani? Duygu. Bak, malzeme en başından belli. Bu adam bu kadar. Ya bu kadar. Oldu mu şimdi bu? Ben de öyle sanıyordum. Ama öyle değilmiş Rüzgar'cığım. Malzeme o kadar değilmiş. Belki de ben doğru terzi olamamışım. Neyse. Sen canını bizim için sıkma. Onu da kendimi de zorlamanın alemi yok.
İnsan bazen gitmeyi de bilmeli değil mi? Beni ihmal etme, tamam mı? Üzgünüm. Biraz ya. Bir adım atarken biraz olsun karşındakini de düşünmeyi dene artık. Ya bak göreceksin. İşler çok daha güzel olacak senin için. Hem böylece ne kendini dağıtacaksın, ne de milleti darma duman edeceksin. Karışmayacağım dedim ama gidemedim. Sandığımdan daha zor olacak. Hakan, bak ben hep kendime dedim ki... bu adam sana aşkla bakmayacak, evet. O böyle çünkü. Sevmek olduğu gibi kabullenmek değil mi? O böyle işte. İçine kapanık, mesafeli, zor güvenir. Hakan bu. Dedim ki ona biraz zaman verirsen... Öyle bir anda değil tabii. Belki bir adım atar. Güvenirse de her şey yoluna girer. Onun ilişkiye bakışı bu. Son birkaç zamandır hiç sorun yoktu. Çünkü inanıyordum. Kimseye Umut'a baktığın gibi bakmayacağına inanıyordum. Bu ilişkiyi bu yüzden kabul ediyordum. Nereden çıkartıyorsun bunu? Karşındaki benim Hakan. Sen bu kaypak piyasada doğruluğuyla tanınmış bir adamsın. Yalan bilmezsin, numara bilmezsin. Hele ki en yakın arkadaşının arkasından iş çevirmezsin. Duygu, ben kimsenin arkasından iş çevirmiyorum. Evet. Tam da bu yüzden gün be gün kendini zehirliyorsun. Doğru olanı yapmak için nasıl savaş verdiğini ve nasıl yenildiğini görüyorum. Çektiğin acıyı görüyorum. Benden sana bir dost tavsiyesi. Kendine kavgayı bırak ve sana yakışanı yap. Git konuş onunla. Yoksa da o kızı gözünün önünde tutup kendine daha fazla işkence etmekten vazgeç. Hem onlara zarar verirsin hem de kendine. Ne yaptığını dur bir düşün lütfen. Tam da bu yüzden gün be gün kendini zehirliyorsun. Doğru olanı yapmak için nasıl savaş verdiğini ve nasıl yenildiğini görüyorum. Çektiğin acıyı görüyorum. Benden sana bir dost tavsiyesi. Kendini kavgayı bırak ve sana yakışanı yap. Git konuş onunla. Yoksa da o kızı gözünün önünde tutup kendini daha fazla işkence etmekten vazgeç. Hem onlara zarar verirsin, hem de kendine. Ne yaptığını dur bir düşün lütfen. Berin, ben senin yüzünden nelerle muhatap oluyorum bir anlatır mısın? Mete Bey telefon açıyor havalı havalı. Efendim Leyna Hanım o paçoz bidiş kardeşlerin işini halletmişmiş. Nasıl ya? Nereden buluyor o... O paçozların telefon numarasını nasıl buluyor? Kimden buluyor? Ben vermeyecektim aslında ama eğer hallederse sizi de bir dertten kurtarmış olur. Ben o
yardımına mı kaldım? Sen beni ne duruma soktun sanıyorsun acaba? Ha ben artık sana bir işi de veremeyecek miyim Beril? Bir işi bırakamayacak mıyım ben sana? Ha bir insan bu kadar salak olabilir mi? Ben ama sadece size yardım etmeye çalışıyordum. Etme! O küçük zekanı kendine sakla. Sen kendini ne sanıyorsun acaba? Sen önce bir güzel çay demlemeyi becer de strateji kurmak şöyle dursun efendim. Ne yaptın sanıyorsun sen? Topla eşyalarını topla. Dingo'nun ağrı ya burası. Beril kime diyorum ben? Delirtme insanı. Suçlu ve güçlü ama apraya bak, tapraya bak. Asude Hanım, ben bu krizlere hedef olmaktan artık çok yoruldum. Haklısınız. Sizi buradan çıkaracak kişi ben değilim, sizsiniz. Umarım başarırsınız. Beril! Beril! Git defol! Sen de bırak git beni. Hiçbirinizin yardımına falan ihtiyacım yok. Şunları da şunun içine koyma ufacık şeyin içine diye kaç kere söyledim sana. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kime dokunuyorsun? Affedersin, şunu uzanıyordum da biraz kenara kay diye ben şey yapmıştım ama. Ya özür dilerim Serkan'cığım. Öyle boş bulundum, korktum bir anda, kusura bakma. Yani. Hale? Hayırdır? Ne bu hali? Çocuğun aklını çıkardın ya. Ya insanlık hali, büyütmeyin, dalmışım öyle işte. Yok bir şey, iyiyim ben. İyi, peki. Efendim? Mete'nin yanındaysan çaktırma. Evet. Seninle konuşmak istiyorum. Önemli. Bir saat sonra. Tamam. Kimmiş? Gizem. Yarınki check-in'in saati değişmiş, onu haber veriyorum. Hayatım ben burada uyuyakalmadan eve kaçayım. Uyanınca ararım. Belki bir akşam bir yerlere kaçarısın. Bakarız. Sen hele bir dinlen de. Sağ ol abi. Hadi. Hayrını gör. Allah kazasız belasız. Amin. Hadi eyvallah. İyi günler. İyi günler. Hop! 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 Kim ulan bu? Niye verdin arabayı? Vermedim. Sattım. Ne? Sattın mı? Kime sordun ya? Benim değil mi? Lan! Ne oldu lan? Lan ne oldu da sattın arabayı ha? Durup dururken parayı sahibine vermek için. Puh! İyi yedin. Kabahat sende değil ki. Seni düşünen benim gibi hıyarda. Ver lan paramı. Baba, ne yapıyorsun ya? El aleme reklam ettin bizi. Sen gelsene şöyle bir. Ya bu para benim değil mi? Hı? Bu para benim değil mi? İstediğim gibi kullanırım. Şöyle düşün. Vurdum arabayı, pert ettim, tamam mı? Tuh lan senin kalıbına. Tuh! Yazıklar olsun sana be. Ölün lan, ölün. Acınızdan ölün. Mezar taşınıza da gururluydu diye yazarlar. Tabii onu da belediye kaldırmazsa. Abime tavşan kanı. Eyvallah. Ne sırıtıyorsun lan pişmiş kelle gibi? E git ocağın başına, hadi. Dana. Sen insanın stresini almayı başarıyorsun diye geldim ama... belli ki bugün benden daha kötüsün. Bir sorun mu var? Yok, öyle siz gerginsiniz diye. Bir de ben çenemle öldürmeyeyim dedim. Öyle yeteneklerim de vardır. Çok leşim var benim. Hep sohbet üstü verdim. İş yerinde mi hala o küçük sahtekar? Bugünden itibaren ben değilim. Aa, yapmayın. İşi bıraktım demeyin sakın. Ama kaç yıllık emek yazık değil mi? Öylesi daha iyi oldu. Boş bir hayalin peşinde belki de yıllarım geçecekti. İşte hep böyle sizin gibiler. Asıl asıl kendinizi geri çekiyorsunuz. Ortalık böyle uyanık fırsatçılara kalıyor. Benim bir ev arkadaşım var. Aynı siz.
Asaletinden çatlatır insanı. Aa yok, her şeyin fazlası zarar. Arada bir elini beline koyup ne oluyormuş bakayım orada demeye bileceksin. Ama artık olan olmuş tabii. Hakkınızda hayırlısı ne diyeyim. Aramıza hoş geldin. Hoş geldin. Kim bu kız bu arada ya? Kendini kavgayı bırak ve sana yakışanı yap. Git konuşun onunla. Yoksa da o kızı gözünün önünde tutup kendini daha fazla işkence etmekten vazgeç. Hem onlara zarar verirsin hem de kendine. Ayrıl, ayrıl. Kendine gel Hakan. Yardım edin çocuklar. Kendimi kaybettim. Stres atıyoruz burada. Tamam mı? Hesap görmüyoruz. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Biliyorum ama kafan kendini kaybedecek kadar doluysa kavgaya girme sakın. Ne burada ne dışarıda. Bak oğlum, dışarıda birine bu şekilde dalarsan katil olursun. Ya biraz gergin bir gündü. Böyle çok elektrikliydi ya. Şu an topraklanıyorum Farsay. Hı. Al benden de o kadar. Hadi bir daha sarıl o zaman. Aa gel buraya. Sana ne oldu ya? Sorma ya. Duygu Hanım işten ayrıldı. Hakan Bey var ya nasıl gergindi. Çok kötü bir ortam vardı bugün iş yerinde ya. Duygu işten mi ayrıldı? İyi de Duygu buranın demirbaşları gibi bir şeydir yani. O nasıl işi bırakmış? Bilmiyorum ki. Ben veda bile edemedim. Son zamanlarda zaten zar zor barışıyordu yıldızımız. Yanına bile yaklaşılmıyordu. Ama gitti işte. Tamam hadi şimdi konuşmayalım bunları ya. Gel. Gidelim rahat rahat keyfimize bakalım. Önce bir taksi bulmamız lazım. Arabam nerede? Şey yani trafiğe takılayım falan istemedim. O yüzden almadım. Neyse. Al, taksi. Gel. Kaç defa söyledim. Şu manikür takılarını gönderin bileğine be. Yok. Neyse yarın uğraşırım artık. Hadi canım konuşuruz sonra. Dikkatli git ha. Hale. Özür dilerim. Korkuttum. Yok yok öyle. Boşluğuma geldi. İyi misin? İyiyim Musa, iyiyim. Ne oldu ötekine? Bu nereden çıktı? Aa, o emanetti. Ya Musa, bu ocakbaşı işi nereden çıktı şimdi? Ben gelmesem olmaz mı? Ya sensiz olur mu hiç? Ben şimdi ne yapacağım onların yanında tek başıma? Hem ben hepimize moral olur diye düşünmüştüm. İyi hadi bakalım, inşallah. Annenlerle konuştun mu? Gelmeyecekler yani söze. Ozan, hadi geçiştirme beni. Bak, gelmeyeceklerse iptal edelim yarını. Neden? Ha, gelmeyecekler değil mi işte? Bu saatten sonra yok sizinkiler ne demiş, bizimkiler ne tepki vermiş sence önemi var mı artık?
Benim yüzümden onları çiğnemeni, onları üzmeni istemiyorum, anladın mı? Böyle bir şey sebep olmak istemiyorum. Benim tanıdığım Umut vicdan yapar. Aşkından geberse bile senin ailenden veto yemene gönlü razı olmaz. Bir şey söyleyeceğim, onlar benim annem babam. Sence benim onları ezmek gibi bir şey, böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ya zaten o yıllardır bir de kız doğuramadı diye hayıflanır durur. Ben onun tam gönlüne göre bir gelin bulmuşum. O henüz bunu idrak edemiyor sadece. Ve idrak ettiğinde var ya, gelecek benim alnımdan öpecek. Öpmezse de tükür kız suratıma. Allah, biz bu kadar garantili çalışıyoruz abla. Sen al bu çocuğu. Val, sen al bu çocuğu, al hayrını gör. Vallahi yapayım sana bir güzellik, akşam pazarı yapayım sana. Ne istiyorsun, kaç istiyorsun? He? Öpeyim mi seni bir? Öpeyim bir, gel. Siz bir şey alır mısınız? Helin peynirli salat alabilir miyim? Ben de bir tane daha istiyorum. Siz yemek söyleyecek misiniz? Ben çok doluyum, almayayım. Beni aramana çok şaşırdım. Yalnız fazla kalamayacağım, çok yorgunum. Setten geldim, pestil gibiyim. Senden yardım istediğimi hiç hatırlamıyorum. O mesele. Ben Mete'ye yardım ettim. Ama mesele benim meselemdi. Ama sen çözemedin. Kızları daha da doldurarak yolladın. Yanlış mıyım? O görüntüler Mete'yi de ilgilendiriyordu. Mete'yi ilgilendiren her şey artık beni de ilgilendiriyor Asude'cim. Tatlım, çok erken havaya giriyorsun. Henüz resmi bir sıfatın yok. Bir basın açıklamasındaki asparagas bir haberden fazlası değilsin. Olacağın da şüpheli. Sıfatlara takılırsak sen de hala karısısın. Ama öyle kalmayacağın garanti. Allah Allah. Demek Musa moral olsun dedi, öyle mi? Bazen var ya, diyorum ki herhalde UFO'lar falan indi, böyle Musa'yı değiştirdi falan. Ama sonra diyorum, niye Musa'yla uğraşsınlar yani o kadar kişi varken. Oh oh, gençler kaptırmış bile. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Canım. Neye gülüyorsunuz öyle bakalım? E bize söyleyin, biz de gülelim oğlum. Gel otur da anlatırız. Nasılsın abi? Çok şükür. Bu kardeşim Umut. Hoş geldiniz. Merhaba. Ozan onun sözcüsü. İyi akşamlar. Hale arkadaşımız. Hoş geldiniz. Ne yaptın? Attın mı bizim etleri? Etler birazdan çıkar. Bir de salata yaptırıyorum kardeşime ki. Eyvallah. Hadi ben de sana yardım edeyim ya. Doğan abinin küçük bir arabası vardı. Yarım ekmek köfte falan yapardı ama iddiaya girerim, o senin lüks lokantalarda yiyemezsin öyle köfte ya. Küçüğüm o zaman. Böyle mahallede kağıt falan topluyorum, satıyorum. Üçü beşi denkleyince de hop hemen Doğan amcanın yanına. Sar bakalım. Param olmadığı zaman da verirdi. Çok iyi adamdır, mangal gibi yüreği vardır. Evet, buyurun bakalım. Buyurun. Ne oldu, sizinkiler nerede? Geliyor. Eyvallah. Buyurun, afiyet olsun. Hadi bakalım. Buyurun, afiyet olsun. Şişt, 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 ne yapıyorsun ya? Dur öyle çatal bıçak falan. Olur mu ya? Niye, ne oldu? Elinle yiyeceksin bak. Çok hafif de soğan koyacaksın. Helal olsun ha.
İyi. Racon'u biliyorsun. Güzel. Elinle. Bir tane de sana sarayım. Umut'un dalgası galiba. Söz möz de duymadık ama. Bir şey olmasa Musa böyle yemeklere gelmez. Sana kızın yüzünü göstermiyorlar. Ne iş oğlum ya ya? Aslında buraya gelirken bir teşekkür bekliyordum. Paçanı iki salaktan kurtardığım için bana parlayacağın hiç aklıma gelmezdi. Benim paçam da her zaman paçozlar oldu hayatım. Ama orada hiç kalamadılar. Bir zamanlar kullandığın yöntem işe yaramış demek ki. Ama çağ ilerledi. Gerisinde kalırsan mazallah. Hiç beklemedin birine takılıp düşüverirsin hayatım. Tam da yeni toparlıyorken yazık olmasın. Eşeklik bende. Sana hala ders vermedim değil mi? Ama bu hiç ders vermeyeceğim anlamına gelmez. Senin gibi insanını bir türlü öğrenemedim hayatım. Affedersin canım. Ders bir. Yatağından kocasını çekip aldığın bir kadına asla ukalalık yapma. İki. Benim 50 yaş krizindeki salak kocamın sırf kendisini güçlü hissetmek için koynuna sığındığı bir küçük hayran parçasından başka bir şey değilsin. Bebeğim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bitirdi! 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 Oh be! Oh be! Oh! Affedersiniz efendim, geciktim mi? Biraz geç haber verdiler. Ben geç kaldım hayatım, ben geç kaldım. Çoktan yapmalıydım ben bunu. Yemişim medeniyetini. Bazen alacaksın eline maşayı, dalacaksın bütün terbiyesizlere sırayla. Al bebeğim. Oh, sefam olsun. Aman bir İstanbul hanımefendisi ben miyim ayol? Ben şiştim ama. Bir lavaboya kadar gideceğim. Çok güzel olmamış mı ya? Ozan. Kusura bakma böyle... Ulu orta biraz acayip oldu ama yani ben öyle banka manka hesap mesap işlerinden anlamam. Buyur. 20.000 lira var burada. Ne yaptın Oğuzhan? Arabayı sattım. Arabayı mı sattın? Hı. Teşekkürler. Teşekkürlük bir şey yok. Babam Allah'tan yandı yanıldı o arabayı bana aldı da... ...böylece parada sahibini buldu işte. İnsan hatalarını düzeltemiyor belki. Ama yani günahları denkleyebilirsek ne mutlu. Nerede o öyle? Para galiba. Geçenlerde bu arkadaşı mahallede gördüm. Fiyakalı bir arabası var. Borç morç aldıysa demek ki. Bankaya bağlamışlar işi. Ucunda para olunca demek. Vay be Yahya. Sen olmayan işlerinin masraflarını öde dur. Vallahi kardeşim. Ben şimdiye katil olmuştum. Oo. Allah muhabbetinizi artırsın. Thank you.
Koçum. Biz seninle meselemizi halletmedik mi? Sizin var ya yatacak yeriniz yok ulan. Kızı paraya mı değiştiniz lan? Geri bastan! Ol eve! Musa! Sen dur. Bu mekanda kavga olmaz kardeşim. Ne o? Maaş mı az geldi? Sen kime saldırıyorsun lan? Gençler. Alın şu arkadaşınızı götürün. Kendileri abi. Kim bu? Şey mi? Neydi o? Yahya hani? Ha? Benim günahlarımı denkleyebilmem için... ...kırk fırın ekmek yemem lazım. Sattılar ulan kızı. Sattılar. Birader değmez. Yapılır mı lan bu bana? Yapılır mı? Ben bunu ödetmez miyim lan? Oldu baba. Bir de Umut Hanım'la kanka olalım istersen. Ayaklarını da yıkayalım mı? Umut Hanım ağzını açıyor mu bize baba? Ne öğreneceğiz onunla ilgili? Ya bir yavaş olun ya. Sessiz olun biraz. Allah Allah. Bak Ali'ye sakın bir şey belli etmeyin, tamam mı? Çaktırmadan laf alın ağzından. Toplu iğne başı kadar bir şey duyduğunuzda hemen babanıza uçuruyorsunuz. İyi de neden? Ya var bir bildiğimiz kızım. Allah Allah. O Umut Hanım'ın burnunu nasıl sürteceğim bak göreceksiniz. Bu evde herkes eşit. Herkes yaptığı hatanın bedelini öder. O da bunu öğrenecek. Dediğim gibi siz duyduğunuz en ufak bir şeyi hemen bana uçuruyorsunuz. Tamam mı babalar? He? Ne yapacak sence? Anlamadım. Vallahi ama hoşuma gitmedi desem yalan. Ben ne yapacaksa destekçisiyim. O zaman önce şu ev meselesini bir öğrenelim. Niye ayrıldılar oradan? Hala muamma. Ya şu klibi bir çekemedik ya. Ya biz burada kabuğumuzda otur kururken Umut uçtu gidiyor. Ya bir şekilde bizim de özgürlüğümüzü elimize almamız gerekiyor. Korkmakla olmuyor işte böyle. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz abi. Enişte Bey'le pek bir kaynaştınız bakıyorum. Hoş. Gerçi daha ortada pek bir şey yok ama. Yarın söz yapılıyor ya kızım. Anneciğim, iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler kızlar. İyi geceler. Yelda, ya bu nasıl laf öyle? Kaynaşmasınlar da dövüşsünler. Zeliha anneciğim, benim ne dediğim belli. Belli değil mi Allah aşkına baba? Kızlar haksız değil. Mahallelinin gözü üstümüzde. Yani iş bir resmiyet kazansın, ondan sonra düşünsünler gezmeyi, tozmayı. Yani. İyi geceler kızlar. Sağ ol.
Dinliyordum. Rahatsız mı oldun? Parça bitti. Hadi ödeşelim. Biraz da ben seni dinleyeyim. Her şey karşılıklı yani. Ben çalmayı beceremem ki. Yapabildiğinin en iyisini yap abi. Bugün antrenmanda birinin ağzını yüzünü çok kötü dağıttım. Durdurmasalar farkında bile değildim. Duygularımla mantığım arasına gidip geliyorum. Kayboluyorum. Olmazsa olmaz işte. Vazgeçmek neden bu kadar zor? Hani NASA her yeri izliyormuş ya. Kayıt da tutabiliyor mudur acaba? Abi ne bileyim, ben bu anı böyle kaydetmek istedim. Daha demin baya baya bana akıl danıştın öyle mi? Konuş onunla. Keşke bu kadar kolay olsa. Eminim sen ona aşık olduğunda Ozan'dan haberin yoktu. Duygu mu söyledi bunu sana? Hayır. Ben geceleri yatağa yatmaz uyuyamam. Sen de bazen başucuma gelirsin. O gün yaşadıklarını falan anlatırsın. Abi biliyorum ben ne kadar zor bir durum olduğunu. Ama konuşmadan bunu çözemezsin. Ayrıca Umut'un da bunu bilmeye hakkı var bence. Hem ya bunu içinde zehir gibi tutmaktan kurtulmuş olursun. Ben senin yerinde olsam konuşurdum. Parçayı çok beğendim. Devam etsene.